Selam değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Birincisi, herkesin başına bela olan bu bi nedir? Bi'nin açılımları diye nitelendirdiğim, toplamda 4 farklı yardımcı fiile haiz olan bu bi'nin kendisini bir anlatalım. Bi'nin olmak anlamına gelmediğini söylüyorum ve eğitim sisteminde tamamen bunun üzerine zeminlemiş vaziyetteyim. Bütün mevzu tamamen şuradaki altın vuruşta öykülenen, toplamda 3 farklı öyküye sahip olan buradaki mefhumla ilintili. Yani biz aslında Türkçe zihnimizden kurduğumuz herhangi bir cümleyi İngilizceleştirirken ilgilendiğimiz tek alan cümlenin en sonundaki kelime, yüklemle hitap etmiş olduğumuz yerdir. Ve İngilizce 34 yardımcı fiil üzerine kurulu olan bir dildir. 34 yardımcı fiili buradaki 3 öykü üzerine zeminledim. Yani sizi arındırılmış bir şekilde, rafine edilmiş bir şekilde, diğer hiçbir şeyle uğraştırmadan sadece bu 3 öyküye dikkat ederek, nazara dikkate alarak cümlelerinizi çok rahat bir şekilde oluşturabileceğiniz anlamına gelmektedir. Tek bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Üretmiş olduğunuz Türkçe cümlenin en son kelimesine, yani yükleme odaklanıp, yükleme masumane olarak fiil var mı yok mu diye bir sorgulama göndermeniz. Bu bağlamda en önem arz eden ve bize sürekli olarak çelme takan be'nin kendisi. Çünkü dediğim gibi dersimin girizgahında da az önce, be'nin olmak anlamına gelmediğini söylüyorum, bunu iddia ediyorum. Gelin bugünkü ders saatinde de bu be ne demekmiş ya da ne anlamda kullanılır, nerelerde kullanılır onlara değinmeye çalışayım. Ara ara tekrardan buradaki üç öykümü de dürtmeye çalışacağım cümlelerimi oluştururken. Bir numaradaki cümlemle şöyle bir başlayayım. Toplantıdayım şeklinde bir cümle ele alayım. Ben cümleyi şu an itibariyle kısa kesiyorum. Çünkü dediğim gibi önemli olan benim için cümlenin yüklemidir. Yani bunun ön tarafında bulunan kelimelerin silsilesinin ya da kaç kelimeden oluştuğunun zerre kadar kıymeti yok. Yani şu cümle şöyle de olabilirdi. Yurt dışından gelen ortaklarımızla şu an itibariyle toplantıdayım şeklinde bir cümle olabilirdi. Burada nazarı dikkate alınması gereken tek husus, üretmiş olduğunuz Türkçe cümlenin her zaman en son kelimesine odaklanmanızdır. En son kelime yani yüklemdir. Burası anormal şekilde önem arz ediyor. Toplantıdayım da zaten içinde bir fiil var mı yok mu şeklinde altın vuruşla başlayacağım durumdur. Fiil var mı yok mu şeklinde soru gönderdiğim zaman da fiilin olmadığını görüyorum. İşte zaten bana da bunu söylüyor Türkçe. İngilizce ile Türkçenin ittifakı tam olarak burada başlıyor. Türkçe ile İngilizce ittifaklarında şunu söylediler İngilizce Türkçe'ye. Dedi ki ey Türkçe dedi. Senle ilgili olarak kurulmuş olan her cümlenin en son kelimesi yani yükleminde tek bir soru sorsun kişi fiil var mı yok mu diye. Ona göre diyor ki orada aksiyon alsın. Eğer fiil yoksa bu da direkt olarak birinci öyküye beni sevk eder. Birinci öyküm yüklemde fiil yoksa üzerine yani birin açılımlarından birini kullanarak yapmamı istiyor. Yani bu cümlenin toplantıdayım ifadesinin ne kadar kalabalık olduğunu zerre kadar önemi olmaksızın direkt olarak yüklemimde toplantıdayım kelimesinde fiil olmaması hasebiyle ben kesinlikle İngilizcenin de şu anda bana vermiş olduğu buradaki cümleye dayanarak be'nin açılımlarından birini kullanmak zorundaymışsın. Bu be'nin açılımları nelerdir sorusunun cevabı ise işte toplamda 4 adet yardımcı fiildir. Yani ben artık toplantıdayım cümlesini buradaki 4 yardımcı fiil namı diğer be'nin açılımlarından birini kullanarak oluşturacakmışım. Be'nin açılımları 4 tane ama 2'ye ayrılıyor. Bu da şunun göstergesiyle devam eden bir vuku. Diyor ki eğer yükleminizde d, 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 d ya da sert ünsüz dediğimiz t, 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 t seslerinden birisi var mı? Toplantıdayım kelimesine baktığınız zaman benim burada söylemiş olduğum d, 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 t, 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 t seslerinden hiçbirisini görmemektesiniz. Olsaydı eğer yani d, 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 d ekinin olması demekle demekti. Bu sefer cümlem toplantıdayım değil de toplantıdaydım şeklinde olacaktı. Yani be'nin açılımlarını ikiye ayırmamızdaki d ve d, d, d ve t, t seslerinin ne kadar çok fazla önem arz ettiği konusunu da böylelikle cümle içerisinde canlı olarak az önce de söylemiş olduğum toplantıdayım başka bir şeydir. Yani içinde d, d sesini barındırmaz. Toplantıdayım bambaşka bir şeydir. O da d, d sesini içinde barındırır. İşte burada aksiyon almam gereken nokta tam olarak burada başlıyor. Yani yüklemde d, d sesi olmadığı için en azından şu anki cümlemde toplantıdayım cümlesinde İngilizcenin benden istediği emizar veya have been has been yardımcı fiilini kullanmakmış. Have been has been mi yoksa emizarı mı kullanacağım hususundaki İngilizcenin hassasiyeti ise cümlenizde for veya since varsa diye söylüyor. For'un anlamıdır, 5 yıldır, 2 saattir, 6 haftadır, 7 gündür
ya da sinsin anlamı den beri, dünden beri, geçen haftadan beri, buraya geldiğinden beri gibi gibi ifadeler. For veya since eğer cümlenizde zuhur eylemişse, pozisyon almışsa, am is are ile have been has been arasında kalmışsanız elbette ki cümlenizi have been has been yapacaksınız demektir. Ama cümlenizde for veya since, ki toplantıdayım şu anki tahtada görmüş olduğunuz cümlemde de for veya since'in cümle içinde pozisyon almaması hasebiyle bu cümle tabii ki de am is are ile kurulacak demektir. İngilizce'de en önemli olan durum da budur. Yani %95'lik işin zor olan kısmı cümle kurduğunuz zaman o cümlede kullanacak olan yardımcı fiili veya fiil varsa fiilin kaçıncı halde olması gerektiğini bilmektir. %5'lik olan yani kuru yemiş diye hitap etmiş olduğum kısım ise cümlenin tipini bulursun. Olumlu cümle midir? Olumsuz cümle midir? Olumlu soru mudur? Olumsuz soru mudur? Yoksa WH ve have dedikleri ne, neden, niçin, kim, nasıl, kaç tane anlamlarına gelen soru kelimeleri midir? Cümle tipini bulmak aşırı şekilde bu anlamda kıymet arz ediyor. Çünkü cümleye başlamanız lazım. İngilizce cümle üretebilmek için cümleye başlamanız gerekiyor. Ben cümleme baktığım zaman da cümlem olumlu düz cümle olarak burada kendini gösteriyor. Olumlu düz cümle demek ne demektir? Her zaman cümleye özneyle başlamak zorundasınız demektir. İşte ikinci İngilizcenin istediği şey ise öznenizi bulun diye söylüyor. Cümlenin tipini buldunuz. Evet, şimdi öznenizi bulun diye söylüyor. Toplantıdayım dediğiniz zaman da kimmiş toplantıda olan? Benmişim. Ayın kendisini aldım zaten. Şimdi İngilizcenin dizilim yani sequence dediğimiz dizilimi şu şekilde seyreylemekte. Düz cümlelerde soru cümlesi olmadığı süre içinde her zaman cümlelerinizi özneyle başlarsınız. Akabinde yardımcı fiil veya fiille götürmeniz gerekiyor, devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada fiille devam edemeyeceğim çünkü dediğim gibi toplantıdayım kelimesinde fiil olmaması hasebiyle tabii ki de fiille devam edemeyeceğim. Bu ne demek oluyor? Fiilin açılımlarından az önce de zaten kararını verdiğimiz emizarlı cümle destek bulmak zorunda. I ile kullanılan da emin kendisidir, I am şeklinde alındı. Toplantıdayım ifadesinde ise DDA sesini burada veren, öğrenciler normalde buradaki dd sesini çok fazla karıştırır ama ilgisi daha yok. Buradaki dd sesi edat dediğimiz. Yani benim lügatımdaki adı ise sinektir. Niçin sinek diyorum? Çünkü küçüktür ama mide bulandıranlar. Dd sesleri. İşte onlar in, on, etlerdir. In, on, etlerin içerisinde işte toplantı ifadesinde etim kullanılmasındaki sebep. In ve on da arasındaki en ciddi olan farklardan bir tanesi ise etkinlik ve faaliyet durumlarında deda ve teki dakı sesini veren ettir. Ve toplantıda etkinlik faaliyet durumudur. O yüzden at the meeting ya da doğum günü dediğiniz zaman at the birthday. Birthday doğum günü de etkinlik ve faaliyettir. Ya da konser dediğiniz zaman at the concert şeklinde söylenmesi. Partide dediğiniz zaman at the party şeklinde söylenmesinin sebep budur. Etkinlik ve faaliyet durumlarına deda ve teki dakı sesinin karşılığı bu. I am at the meeting şeklinde cümlemi tamamlıyorum kıymetli arkadaşlarım. Bu söylemiş olduğum gibi kaç kelimeden oluştuğuyla ilgilenmiyorum. Yani istediği kadar içerideki kelime sayıları kalabalık olabilir. Benim nazara dikkat aldığım tek bir husus var. Türkçeden İngilizce'ye çevirmek değildir aslında buradaki dert. Ben teknik olarak gösterdiğim için bunu çeviri olarak göstermektim. Benim bütün öğrencilerim bunları kendi zihinlerinden, hani içeride kaç kelimeden oluşuyorsa oluşsun, kendi zihinlerinden kurdukları Türkçe cümlenin direkt olarak en son kelimesine yani yüklemine odaklanıp altın vuruşta bu onların kıymetlileridir. Yani yüklemde fiil var mı yok mu sorgulaması onların kurtuluşudur. İngilizcenin ilk etapta başladığı alandan bahsediyorum. İlerleyen zaten dönemlerde artık böyle bir soru sorulmuyor. Çünkü diyalektiğe geçirdiği zaman artık İngilizce konuşmanın içerisinde olmuyor. Bunlar teknik konular olduğu için elbette tıpkı arabayı ilk kullanmaya başladığınız zaman gibi yani düşünün. İlk etapta işte o arabanın nasıl kaldırılabileceğini, götürülebileceğini, refleks kazanabilmeniz açısından aynı tıpkı öyle değerlendirebilirsiniz durumu da. Bizi burada ilgilendiren hususu bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Demek ki Türkçe istediği kadar kalabalık bir cümleden oluşabilir. Çokça kelime de kullanılabilir ama ben kesinlikle cümlenin en sonundaki kelimeyi yani yüklemi nazara dikkate alıp orada fiil var mı yok mu sorgulamasını yapmakla mükellefmişim. Az önce o sorgulamamı yapıp toplantıdayım kelimesinde fiil olmaması hasebiyle bilin açılımlarından birini kullanmam gerektiğini, bilin açılımlarının ikiye ayrıldığını ve beni ilgilendiren dıdı sesinin benim kullanmış olduğum cümlemde yani toplantıdayım içinde dıdı sesinin olup olmamasıyla ilintiliydi. Dıdı sesinin olmadığına kanaat getirdiğim için de ya emizarı ya da have been has been'i kullanmam gerekiyordu. Emizarla have been has been arasındaki farkı nedir sorusunun cevabı ise burada alenen zaten sırıtan for veya since'ler yani cümlemin içinde dır veya den beri gibi seslerin
mevcut olmaması hasebiyle ben de tabii ki de emizarlı cümlemi kurmak zorunda kaldım. Aynı cümleyi toplantıdayım ifadesini gene cümlenin istediği kadar kalabalık olması sizin önünüzde hiç problem değil. Hani yönetim kurulunun düzenlediği bütçe hakkında konuşulan toplantıdaydım şeklinde de bir cümle olabilir bu. Bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi biz ilk etapta şu İngilizceyi ilk başladığımız evrede ki ben bunu ilk ders saatinde anlatıyorum. Şu an görmüş olduğunuz konu ilk ders saatinde anlatıyorum. Bunu teknik olarak ilk etapta öğrencimin algılaması gerekiyor. O yüzden direkt olarak yükleme odaklanıp altın vuruşta fil var mı yok mu şeklinde bir sorgulamayla başlıyorum. Toplantıdayım kelimesinde yukarıda da bahsettik fiilin olmaması. Direkt olarak beni birinci öyküye sevk eder. Şu anda işaretlemiş olduğum alan yüklemde fiil yoksa bin açılımlarından biri kullanılır. Bin açılımları toplamda dört tane ama ikiye ayrılır. Dı lisesi var mı yok mu beni ilgilendiren taraf buymuş. Toplantıdaydım'a baktığım zaman dı sesinden mütevellit. Bu cümlemde ben an itibariyle dı sesinin olduğunu görüyorum. Bu dı sesi beni direkt olarak bin açılımlarında ikiye ayırdığım bin açılımlarında B bendine sevk eder. B de direkt olarak ya was were'le ya da had been'le cümleni kuracaksın diye söylüyor. Peki was were mi, had been mi? Az önce de o ikilemde emizarla have been, has been arasını yaşamıştım. O ikilemi yaşamıştım orada. Arasındaki fark for veya since'lerdi. Onlar belirleyici olan faktörlerdi. Burada da aynı şekilde was were mi, had been mi? Belirleyici olan faktörler for veya since'lerin üzerineymiş. Cümlemde toplantıdaydım cümlesinde for veya since'in cümle içinde pozisyonu anlaması münasebetleri. Yani iki saatte toplantıdayım demiyor ya da saat beşten beri toplantıdayım demiyor. Demediği için de cümle was were'le kurulmak zorunda. Ben de direkt olarak cümlemin gene her zaman olduğu gibi %95'lik olan kısım bitirildi. Yani yardımcı fiili buldum. İngilizcenin ilgilendiği en önemli olarak arz etmiş olduğu durum bununla ilintili. %5'lik olan kısım cümlenin tipini bulun. Ona göre cümlenizde sekvans yani dizilim oluşturun. Sağdan sola mefhumuyla sürekli olarak ilerler. Türkçenin en son kelimesi İngilizcenin kelimesidir. Türkçenin en son kelimesi İngilizcenin en başta kullanılan kelimesidir. Sürekli olarak sağdan sola düsturuyla gelinmesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerimi benim öğrencilerim çok iyi bilirler, defalarca tekrar ediyorum. Toplantıdayım da keza aynı şekilde I diye aldım. Buradaki D sesi sağdan sola mefhumuyla. Burada was were'ı gördüm ben. I ile kullanılan yardımcı fiil ise was'ın kendisidir. Ben burada was'ı kullanırken D sesini direkt olarak vermiş oldum zaten. Yukarıda bana sorabilirsiniz. Peki emin sesini ne için vermedin? Emin sesini de verdim. Emin ne anlama geldiğini söyledik. Ben dı sesi olmadığı durumlarda. Demek ki toplantıyım içinde dı sesinin olmadığının ispatıdır burada emin kullanılması. Yani emin de bir anlamı varmış orada. Dı sesini çıkarmaması anlamı oymuş. Toplantıdaydım. I was şeklinde aldım ve toplantıda kelimesinde at the meeting şeklinde cümleyi bitirmiş oldum. Cümleyi birazcık daha ileri boyuta taşımaya çalışayım ben kıymetli arkadaşlarım. Ve diyeyim ki bir saattir toplantıdayım ifadesiyle şimdi de destek verelim cümlemize. Değişen hiçbir şey yok. Dediğim gibi kalabalık olmasının defalarca aynı şeyleri tekrar etmemdeki sebep orada yer almasını istiyorum zihninizde. Hipokampus bölgenizde yer almasını istiyorum zira. Evet adamın önem verdiği tek olay kurulan Türkçe cümlenin en son kelimesini her zaman nazara dikkate almak. Orada tek bir soru göndermek. Fiil var mı yok mu sorgulaması. Toplantıdayımın içinde de fiil yok. Fiil olmadığı için de bin açılımlarından birinin kullanımını talep ediyor İngilizce. Bin açılımları yine burada ikiye ayrıldığı için dı sesinin olup olmamasını ilk etapta sorgulayacakmışım. Toplantıdayıma baktığım zaman içinde dı sesinin olmadığını görüyorum. Bu da beni bin açılımlarında A bendine sevk eder. O zaman diyor ki cümle ya emizarda ya da have been has been mi kurulacak diye söyler. Emizar mı? Have been has been mi sorusunun cevabı? Buradaki oyuncular yani for ve since oyuncuları bunlar karar veriyorlar. Cümleme baktığım zaman for'un anlamının dırdır, since'in anlamının den beri anlamlarına geldiğini bir kez daha hatırlatarak. Ben cümleme baktım dırdır, tırtır seslerine rastladım an itibariyle. Bunun da karşılığının for olduğunu biliyorum. Yani İngilizce diyorum ki evet benim Türkçe cümlemde sendeki karşılığı for olan tırtır sesi var diye söylüyorum. İngilizce'de o zaman diyor ki bu cümleyi artık have been ve has been'le kurmak zorundasın. Emizarla artık bu cümle kurulamaz demektir. Ben madem ki artık yardımcı fiilimi buldum have been veya has been, I, özlem I olduğu için tabii ki de have been'le, he, she, it olsaydı has been'le
Az önce ay içinde yazdım ben bunu. He, she, it ve I'larda was. You, we, they'lerde were şeklinde kullanılır. Hani onu ne istinaden kullandın diyen, düşünenler varsa şu anda sorunun da cevabını vermiş olayım. Cümlemin tipi gene olumlu düz cümle olarak kendini gösterdi. Ve yine özneyle başlamak zorundayım. I diye. %95'lik bitirmiş olduğum kısım yardımcı fiili bulmanın keyfini yaşıyorum. Benim yardımcı fiilim have been'in kendisiymiş. I have been şeklinde aldım ve sağdan sola düz soruyla cümlemin çevirisini tamamlıyorum. Geldim buraya, and made in şeklinde söyledim. Ve bir saatte dediği zaman da for an hour ya da for one hour şeklinde de cümlenizi tamamlayabilirsiniz demektir. Kıymetli arkadaşlarım, aynı şekilde cümlem birazcık daha gergin vaziyette bir cümle vermeye çalışayım. Ve diyeyim ki saat 5'te ifadesini kullanalım. Saat 5'te 2 saattir, saat 5'te 2 saattir toplantıdaydım şeklinde bir cümle alayım. Yani bu cümleye baktığınız zaman bu cümlede ne anlatılmak isteniyor? Saat 5'te 2 saattir toplantıdayım. Yani saat 3'te toplantıya girilmiş demektir. 2 saat geçmiş. Şu anda saat 5 ve 2 saattir toplantıda olduğundan bahsediyor. Çok normal ve günlük konuşmalarda alışık olmadığımız bir tarzdır ama dilde var. Varsa biz de bilmek zorundayız. Kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle bir hakkınız var, böyle bir lüksünüz var ama bilmemek gibi bir lüksünüz yok. Çünkü birileri kullanırken o kişiyi de anlamak zorundasınız. Şimdi aynı mevzu, hep aynı. Zaten değişen hiçbir şey yok. Hep aynı şekilde hareket ediyoruz. Yani cümlenin uzunluğuyla, kalabalık ne kadar kalabalık olduğuyla zerre kadar ilgilenmeksizin bizim nazara dikkate aldığımız tek husus yüklem. Yani cümlenin en sonundaki kelime toplantıdayım tek bir tane soru sorularak. Yani beni müthiş şekilde güçlendiren bir sorudur bu. Yani neredeyse sıfır hata yapmama sebebiyet veren unsurdur. Yüklemde fiil var mı yok mu sorgulaması. Acemilik dönemlerinde yani İngilizcenin dediğim gibi benim ilk ders saatinde öğrencilerimin işte buradaki o yüklemde fiil var mı yok mu olgusunu oturtması. Bundan sonra C2 seviyesine kadar anlatmış olduğum oradaki gramatik, çeviri ve konuşmanın üzerindeki İngilizce eğitimimde bu onun mihenk taşıdır. Bunun onun atasıdır. Buradan destek alarak zaten hareket eder. Ve ilerleyen aşamalarda az önce söylemiş olduğum gibi artık kişi fiil var mı yok mu sorgulaması yerine direkt olarak İngilizce sorulara, İngilizce cevaplar vermenin üzerine zeminlenen konuşmaların içerisinde bulunuyor. Saat 5'te 2 saattir toplantıdaydım. D sesinden mütevellit. Bu cümlemde gene fiil olmadığını, toplantıdaydımın içinde fiil olmadığı realitesinden yola çıkarak gene beyin açılımlarından birisi ikiye ayrıldığı için de ya A bendini ya da B bendini kullanmam gerektiğini. İçeride gördüğüm D sesinden mütevellit ise direkt olarak B bendini, beyin açılımlarından B bendini burada dikkate almam gerektiğini. B bendi ise bana ya was were'de ya da had been'de cümleyi kurmam gerektiğini söylüyor. Ama burada görüyorum ki cümlenin içerisinde iki saattir yeni ifade tırtır sesi bir diğer ifadeyle kıymetli arkadaşlarım cümle içinde for'un kullanılması hasebiyle İngilizce diyor ki was were ve had been arasında sürümcemede kaldığınız zaman for ve since'ler devreye girer diye söylüyor. For veya since var mı diyor cümlenizde diyor. Ben de var dedim. Saattirden mütevellit for var. O zaman bu cümleyi oluştururken artık had been'le kuracaksınız. Was were'ı cümle içinde pozisyon aldıramazsınız diye söylüyor. Bereket versin ki artık cümlemin %95'i tamamlandı. Çünkü yardımcı fiili veya fiili bulursanız, bu fiili bir cümle değil ama yardımcı fiil veya fiili bir cümleyi, fiili bir cümlede yardımcı fiil veya fiili bulduğunuz zaman da cümlenin %95'i tamamlanmış demektir. %5'lik olan kısım ise cümlenin sekvensi yani dizilimi. Evet, olumlu düz cümle, olumlu düz cümleler özdeğine başlanır. Gene bu cümlenin öznesi. Kim sorusunu sormam münasebeti toplantıdaydım, kim toplantıdaydı, ben cevabını aldım. Tabii ki de özde değişken olabilir. Sağdan sola mefhumuyla geleceğim gene. Gene dı sesini gördüm. Dı sesinin karşılığının was were veya had been olduğunu söylemişti. Cümlenin içinde iki saattirdeki tir sesinden yani for'un cümle içinde pozisyon alması itibariyle had been'le kurulması gerektiğini söylemiştik. O yüzden ben de had been şeklinde aldım. Ve buradaki had been'in de Türkçedeki karşılığının the lisesi olduğunu da ispat etmiş oldum. Sağdan sola gelmeye devam ediyorum. Toplantı kelimesini aldım. At the meeting şeklinde söyledim. İki saattir ifadesinde ise burada geldiğim zaman da for 2 hours şeklinde söyledim. İki saattir for 2 hours. Saat 5'e dediğim zaman da at 5 şeklinde cümleyi bitirdim. Ya da at 5 o'clock şeklinde de söyleyebilirsiniz. O'clock cümleden atılabilir. Hours atılamaz cümleden. Arasındaki fark da budur. Arz ederseniz okul kullanmayabilirsiniz. Şimdi
Burada yazmış olduklarımızın alayı cümle içerisinde aslında hocam sadece burada tek bir tane örnek gösteriyor. Şuna dikkat etmemi istiyor benim sevgili hocam. Hocam diyor ki bizim için önemli olan buradaki toplantı kelimesi falan değil. Hocamın burada önem verdiği tek bir husus. Ben her Türkçe cümle oluşturduğum zaman o Türkçe cümlenin en son kelimesine odaklanmam gerektiğini, orada fiil var mı yok mu şeklinde bir sorgulama yapmam gerektiğidir. Aslında hocamın da ısrarla üzerinde durmaya çalıştığı mefhum da tam olarak bununla ilintiliymiş kıymetli arkadaşlarım. Burada şeyini yapacağız tekrardan. Böyle tekrardan geleyim ben buraya. Şimdi farklı cümle tarzları içerisinde bu cümleyi de oluşturmaya çalışalım kıymetlerim. Şunu alayım. Bari şöyle bir dengemizi bozmasın. Birazcık küçülteyim şu bölgeyi de. Okey. Dengemizi bozmasın burada. Tamam. Aşağıdayım. Şimdi gelelim o be'nin kullanım yerleriyle ilintili. Sürekli olarak konuştuk. Cümleler üretebilmemiz açısından istediği tek bir şey var. Cümlemin en sonundaki kelimede fiil olmamasını istiyor. Yani su soğuk dediğiniz zaman da soğuk bir fiil değildir. İşte fiil olmadığı için de be'nin açılımlarından birini kullanıyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi hangi be'nin açılımını dört tane zaten hangisini kullanmanız gerektiğini karar vermeniz gerekiyor. Dı sesi var mı yok mu? Ya da o da karanlıktı dediğiniz zaman yine karanlıktı cümlenin en son kelimesi yani yüklemi. Yine fiil yok. Fiil olmadığı için yine be'nin açılımları. Yine dıkkat etmeniz gereken tek unsur karanlıktanın içinde dı sesinin olup olmamasıymış. Ona göre cümlelerin oluşturulmasıymış. Yani inanılmaz basit bir teorem, inanılmaz basit bir teknik. Sadece hani reflekse dönüşmesi için yapılması gereken orada antrenmanların var olması. Yani bir tek bu durumu hani almış olduğunuz o teorik bilginin pratikte dönme sürecindeki birazcık sancıyı beraberinde getirmesi. O da çok normal. Direkt olarak zaten tekniğini bildikten sonra, ezber olmadıktan sonra cümleler rahatla yerine oturabiliyor. Gelelim herkesin kafasını fena halde karıştıran şu olaya, toplantıda tamam bununla ilgili bir şeyimiz falan yok. Toplantıda olacağım cümlesinde şimdi startımı vereceğim. Kıymetli arkadaşlarım, burada videoyu izlerken durdurabilirsiniz. Birazcık rahat bir nefes alın. Tekrardan geriye gitmemizi isteyeceğim. Çünkü çok önem arz eden bir durum var burada. İşte İngilizce öğreniminde en çok ciddi şekilde çelme takan unsur. Birazdan sarf edeceğim bu ifade. O da şudur. Şu ol ekiyle barışık vaziyette olmamız gerekiyor bizim. Ben sizlere çalışma arkadaşlarımın da DM üzerinden gönderdikleri ücretsiz ilk ders saatimin videosu var. Orada da ona değiniyorum ben. Ol ekinin, ol kelimesinin ve etmek kelimesinin Türkçe'de yardımcı fiil olduğunu, Türkçe'de aslında fiil olmadıklarından bahsettim ben. Biz hiç buralara girmeyeceğiz çünkü gramatik terminoloji kullanmaktan nefret ediyorum. Çok fazla sakınırım ben. Keyif almıyorum bundan. Bu yüzden gördüğünüz gibi tense adlarını falan da zikretmiyorum. Present tense, past tense gibi. Çünkü bana çok ciddi şekilde zırvalıkmış gibi geliyor. Bundan sana ne? Sen cümle içerisinde sadece eklerle yani fonolojik olarak orada görmüş olduğun seslerin İngilizce'de neye karşılık geldiğini bilmelisin. Senin ihtiyacın olan şey bu. Ben de bunun üzerine sürekli olarak eğitim vermem hasebiyle terminolojiden mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. Ol ekinin hikayesi şu. Türkçe'de nerede kullanılırsa kullanılsın ol eki, gerek şu anda görmüş olduğunuz yüklem ifadesinde, gerekse cümlenin ortasında hiçbir şekilde önem arz etmeksizin. Ol ekine nerede rastlarsanız rastlayın, ol eki görmezden gelinir. Hatta bunu öğrencilerime şu şekilde öğretiyorum. Diyorum ki burada ne yazıyor diyorum. Göstermiş olduğum oradaki ol ekide burada ne yazıyor diye söylüyorum. Öğrencilerim de elinin körü yazıyor şeklinde bana cevap veriyorlar. Bunları onlara öğretiyorum. Bunun sebebi ise onu artık görmezden gelmeyi kanıksamalarıdır. İçselleştirmek zorundasınız. Ol yok. Ol ne yüklemde var ne cümle ortası. Türkçe'de ol ekini gördüğünüz zaman bunu İngilizceleştirdiğiniz zaman onu görmüyorsunuz. Ol yok. Peki onu görmeyerek biz paçayı kurtarabiliyor muyuz? Maalesef hayır. Çünkü buradaki en büyük sihir ise şudur. Onu görmezden geleceksiniz, evet, ama onun sol tarafındaki kelimeye mutlak surette fil var mı yok mu diye soru soracaksınız. Kıymetli arkadaşlarım, Türkçe cümlenin yükleminde ol haricinde olacağım, olmalı, istediğiniz şekilde olabilir. Önemli olan ol eki.
Ol ekinin haricinde, Türkçe cümlenin yükleminde ol ekinin haricinde ne olursa olsun İngilizceleştirirken fiil var mı yok mu sorgulamasını yaparsınız. Ama Türkçe cümlenin yükleminde ol ekine rastladığınız zaman asla fiil var mı yok mu sorgulamasını yapamıyorsunuz. Ve bu bir tek ola haizdir. Onun dışında başka hiçbir kelimede fiil var mı yok mu şeklinde soru sormaktan imtina etmezsiniz. Biz sadece bu ol için geçerli olan kavramdır kıymetli arkadaşlarım. Bu yüzden olu her yüklemde gördüğünüz zaman asla fiil var mı yok mu diye soru göndermiyor musunuz buraya? Direkt olarak olu görmezden gelip olun sol tarafındaki kelimeye, ki burada toplantıda var, sol tarafındaki kelime fiil var mı yok mu diye soru sormakla mükellefmişsiniz. Burayı bir kez daha geriye alıp bir kez daha dinlemenizi de önerebilirim. Belki orayı içselleştirene kadar, çünkü aşırı kıymetli bir açıklamaydı. O sizi çok ciddi beladan kurtaracak. Ayağınızı takılan o B'nin size çelme takmaya çalıştığı o beladan kurtaracaktır. Buradaki ifademde ben cümlemi alırken her zamanki gibi sağdan sola mefhumundan mütevellit, burada ecek acak ekinin olduğuna şahit oluyorum ben. Evet. Cümlem zaten düz cümle. Evet. Düz cümlem olmam münasebetiyle sağdan sola mefhumuna geleceğim. M harfinden dolayı ayın kendisini yazdım. Ecek acak ekinden dolayı da will'in kendisini yazdım burada. Evet. Şimdi de geldim burada ol ekini. İşte burası görmezden gelmem gereken ekmiş. Bu yokmuş gibi davranıyorum. Umurumda değil. Bunu bertaraf ettim. Hocamın da az önce söylediği gibi olu görmezden geliyoruz ama olun sol tarafındaki, yani şu andaki toplantıda kelimesinde fiil var mı yok mu sorgulamasını yapıyorum. Sordum toplantıda. Burada fiil yok. Fiil olup olmadığını nereden anlıyoruz? McMahon sesini eklediğinizde anlam ifade eden her kelime fiildir zaten Türkçe'de bildiğiniz üzere. Toplantımak doğru mudur? Hani toplanmak diye söyleyebilirsin ama kelimede toplantı ifadesi isim olması münasebetiyle, fiil olmaması münasebetiyle burada fiil olmadığına kanaat getiriyorum. Fiil olmadığı için de İngilizce direkt olarak benden burada gene birinci öyküye sevk edilmesini, yani beyin açılımlarından birinin kullanmasını istiyor İngilizce. Şimdi ben bunu çok istiyorum. Aslında cümleyi şu şekilde bitirmeyi de çok istiyorum. Diyorum ki aman zaten geldim. Ecek acak sesinden dolayı bilin de kendisini zaten burada verdim. Toplantıda kelimesinin karşılığını da at the meeting şeklinde burada yazarım, cümleden kurtulurum diye. Böyle düşünebilirsiniz. Bu çok normal bir reaksiyondur. Fakat ben öğrencilerime sadece Türkçe cümleyi İngilizceleştirmeyi falan değil, aynı zamanda İngilizce yazdığınız ya da yazılan herhangi bir İngilizce cümleyi de cümlenin de doğru olup olmadığını sağlamasını da öğretiyorum. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki sen inandın, cümleyi böyle yaptın. Toplantı olacağım. I will add a meeting şeklinde cümle yapacağım. Evet. Aşağıya indiğin zaman İngilizcesinin kontrolüne, yani sağlamasını yaptığın zaman da olay şununla ilintilidir. Türkçe bir cümle İngilizceye çevrilirken kontrolü fiil var mı yok bunun üzerine yapılır. Yüklemde fiil var mı yok mu? Bak bu olmak olduğu için burada onunla ilgilenmiyorum elbette. Onun sol tarafındaki kelimede bu cümle için konuşuyorum. Fiil var mı yok mu şeklinde sorgulamayı yaparak sağlama yapabilirsiniz. Ama işte İngilizce bir cümlenin sağlaması nasıl yapılır sorusunun cevabı ise adı geçen İngilizce cümledeki tüm kelimelere bakacaksınız. Bir daha söylüyorum. Bakın Türkçe cümlenin sadece yükleminde fiil var mı yok mu diye nazara dikkate alınır. Bu baz alınarak cümle oluşturulmaya çalışılır. Sağlama böyle yapılır. Ama İngilizce bir cümle Türkçeleştirilirken içeride kullanılan tüm kelimelere bakın diyor. Fiil var mı yok mu şeklinde sorgulamanız yapacaksınız. Tek tek kelimeler. Yani İngilizce diyor ki I ben fiil değil. Will ecek acak fiil değil. At de'da fiil değil. The meeting toplantı fiil değil. İngilizce diyor ki senin cümlende şu anda senin yazdığın buradaki cümlende fiil yok diyor. Evet İngilizce işte diyor ki fiilin olmadığı yerlerde biz İngilizce'de ya be'nin açılımlarından birini cümle eklemek zorundayız ya da be'nin kendisini kullanmak zorundayız diye söylüyor. Yani bu cümle an itibariyle hatalı bir cümledir. Bu cümle doğru bir cümle değildir kıymetli arkadaşlarım. Sen inanarak yaptın, bu cümlenin böyle olduğuna, toplantı olacağımı bu şekilde olacağına inandın.
İşte ben sana İngilizce cümle nasıl sağlama yapılır onu da gösterdim şimdi. Tek tek kelimelere baktım, fiil yok. E fiil yoksa İngilizce ısrarla orada duruşunu sergiliyor. İngilizce duruşu çok nettir, stabildir, esnemez. Fiilin olmadığı bir cümlede be veya be'nin açılımlarından birini görmek zorundayım diye söylüyor. O zaman madem ki benim bu cümlem hatalı, tekrardan yukarıya çıkacağım kıymetli arkadaşlarım. Toplantı olacağım, bakalım eksiğim neymiş. Sağdan sola geldim, M harfinden dolayı ayı aldım. Ecek acak sesinden dolayı vili aldım. Ol görmezden gelindi. Onun sol tarafındaki kelime fiil var mı yok mu diye soru sordum. E yok. Toplantıda kelimesinde fiil yok. İngilizce ile Türkçe'nin ilk farkı burada başladı işte. İngilizce Türkçe dedi ki kişi bulunduğu yerde, ki benim şu an bulunduğum yer toplantıda kelimesi, bulunduğu yerde eğer fiil yoksa bunun bendeki karşılığı bir veya bin açılımlarından birini kullanmaktır diye söyledi. Ben ya bir ya da bin açılımlarından birini bu cümlede kullanmak zorundayım. O zaman ben bin açılımlarını deneyeyim böyle. Bir am diye yazayım mesela. Bir was diye yazayım mesela. Bir have been diye yazayım mesela. Geleyim buraya bir had been diye yazayım mesela. Ya da been'in kendisini yazayım. Cümle zaten hasbelkader. Adım mıydım zaten bitmek zorunda. Burada ilgili bir sıkıntı yok. İngilizcenin şu anda Türkçe ile yapmış olduğu anlaşma gereği, Türkçe'de fiilin olmadığı bölgelerde İngilizce mutlak surette been'in açılımlarından birini ya da been'in kendisini kullanmayı elzem kılması hasebiyle, zorunlu kılması hasebiyle ben de şu anda acemi olman münasebetiyle bütün been açılımlarını yazdım ve been'in kendisini de ekledim. Şimdi arada gideceğim ve eleme yapacağım. Hangisinin acaba kullanılması gerekiyordu diye. İngilizce diyor ki am, was, have been, had been. Evet, bunlar yardımcı fiildir diyor. Evet diyorum. E, will de yardımcı fiildir. Evet. İngilizce'de iki yardımcı fiil aynı cümlede kullanılmış. Net bir duruş. İngilizce'de ikinci yardımcı fiil olarak kullanılmak küstahlığına sahip olan tek yardımcı fiil kıymetli arkadaşlarım have been'dir. İngilizce asla ikinci yardımcı fiil olarak have'in dışında, özde ne olursa olsun, he, she bile olsaydı, ikinci yardımcı fiil olarak bir tek diyor ki have been'e izin verdik, have izin verdik diye söylüyor. Has bile olmaz. Have, direkt olarak, özde ne olursa olsun. Have been'e izin veriyoruz, have been'i kullanabilirsin diye söylüyor. Ama bu senin, bunu senin keyfine bırakmıyor. Aman, bana ikinci yardımcı fiil lazım. Zaten toplantıda kelimesinde fiil olmadığı için bin açılımlarından birisi gerekiyordu. Bin açılımlarında da bir tek ikinci yardımcı fiil olarak have been'e müsaade ediyor İngilizce. Ben de gidip have been'i falan kullanayım şeklindeki yaklaşımınızı İngilizce reddediyor. İngilizce diyor ki ama paşam biz sana öğrettik bunu. Yani have been, buraya bakın lütfen. Ben iki numara işaretliyorum şu anda. Have been'i kullanabilmen için cümlede for veya since emareleri de görmen gerekiyor diyor. Yani dırdir. Den beri gibi ifadeler de görmen gerekiyor diye söylüyorum. Ben İngilizce diyor ki onlar yok diye söylüyorum. Olmaması hasebiyle o zaman diyor ki have been'e vedalaşabilirsin. Kabul ediyorum diyor İngilizce. Evet, ikinci yardımcı fiil İngilizce'de her zaman have'dir. Kabul ediyorum have been kullanacak, kullanman gereken oydu diye söylüyor. Ama o da bir şarta bağlı. For ve since gibi bir emareye rastlamış olmamız lazım cümlede bir şekilde ki cümle içerisinde eve pozisyon aldırabilelim. O da olmadığına göre İngilizce burada be'nin kendisini istiyor. Şimdi bana dedi ya be'nin açılımlarından birisini ya da be'yi kullanacaksın. Be'nin açılımlarını denedim hepsini. Am'i yazdım, was'ı yazdım. Niçin kullanılamadılar? Çünkü am, was dediğimiz bunlar yardımcı fiildir. E, will de yardımcı fiil. İngilizce iki yardımcı fiile aynı cümle içinde izin vermemesi münasebetiyle. Mecbur kaldım ben de. O zaman dedim ki İngilizce'ye be'nin açılımlarının hepsini denedim ama hiçbir tanesinin dokusu tutmadı. Çünkü iki yardımcı fiilin aynı cümle içinde kullanımına müsaade etmiyorsun İngilizce diyorum. İngilizce diyorum. Ve İngilizce dedim ki madem ki be'nin açılımlarını kullanmaya müsaade etmiyorsun o zaman be'nin kendisini kullanacağım diye söylüyorum. Bu yüzden bu cümlede be'nin kendisi kullanıldı. Türkçe ayağını az önce açıklamalarımda söylemiştim. Türkçe sağlaması nasıl yapılır sorusunun cevabı budur. İngilizce sağlamaya tekrardan geleyim. Anlattım ben bunu. Defaten bir daha üzerinden geçmek istiyorum. Beni ilgilendiren İngilizce cümleyi yazdıktan sonraki sağlama cümle içinde adı geçen herhangi bir kelimede fiil olup olmadığını sorgulamaktır. Bu cümlede hiçbir şekilde fiil yok. Fiil olmaması münasebetiyle bir
mecburen cümlede pozisyon almak zorunda kaldı. Arkadaşlar buradaki be olmaktan dolayı kullanılmadı. Buradaki be toplantıda kelimesinde fiil olmadığının İngilizce'deki ispatıdır. O çok gelgitlerin yaşandığı bir bölgedir ama o bölge benim az önce açıklamalarım. Rica ediyorum sizlerden lütfen hani videoyu bir daha geriye alın lütfen. O kaydı bir kez daha bakın, bir kez daha bakın. Ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Burayı aldım, toplantıda olacağım ifadesini. Ben aynı cümleyi farklı açılardan yaklaşmaya çalışayım. Ve diyeceğim ki kıymetli arkadaşlarım, toplantıda konuşmuş olacağım şeklinde bir cümle ele alalım. Ve artık fiillerin olduğu bir cümleyle de ilgili örnek cümlelerini şöyle bir sizlerle buluşturayım ben. Ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi yükleme gidiyorum. Cümlenin en sonu. Bunu alışkanlık haline getirmek zorundayım. Teknik olarak böyle başlıyor bütün hikaye zira. Geldim burada. Ecek acak ifadesini gördüm, bunu yakaladım. Bunun karşılığını will olduğunu çok net bir şekilde bildim. Cümlenin tipini aldım. Sağdan sola bir sürüyle geleceğim. Geldim buradaki M harfinden dolayı I özesiyle destek verdim. Ecek acak sesiyle will'e ilerlemem gerektiğini anlıyorum. Madem sağdan sola düsturuyla gelecek, burada şu anda gördüğüm benim öğrencimin hitap ediş şekliyle elinin körü varmış burada. Yani bu yok, bunu görmezden geliyoruz. Tıpkı toplantıda olacağında olduğu gibi, olayı görmezden geldik. Sol tarafındaki kelime yani toplantıda fiil var mı yok mu diye soru sorduk. Burada da aynı şey yapacağız. O görmezden gelinir. Onun sol tarafındaki kelimede fiil var mı yok mu diye soru soracağız. Onun sol tarafındaki kelime, işte şu an işaretlediğim alan konuşmuş. Fiil var mı yok mu? Fiil var burada. Konuşmak bir fiildir. Fiil olduğu için de bu sefer İngilizce beni şu an işaretlemiş olduğum alanda ikinci öyküye sevk eder. Fiilin olduğu yerlerde been açılımını kullanamaz. Yani İngilizce artık emizler have been, has been, was, were, had been ya da been'in kendisini yasaklıyor. Neden? Çünkü artık fiil var diyor sende. Fiil olduğu için de fiilin üç halinden bir tanesini kullanacaksın. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb'in anlamı verb demektir. Bunlardan birisinin kullanımını istiyor kıymetli arkadaşlarım. Ben de sağdan sola mefhumunda almış olduğum çünkü destek o, düsturum o şekilde ilerliyor. Muş sesinden dolayı dedik ki muş sesinin İngilizce'de fiilin üçüncü halde kullanılması gerektiğini. Bunu dediğim gibi arkadaşlarım DM'den gönderiyorlar. Ücretsizlik ders saatimin videosunda da var o. Filler hangi sesleri alırlar, hangi sesleri harizler İngilizce'de, Türkçe'de karşılıkları nelerdir diye. İşte mış sesinin, Türkçe'de gördüğünüz bir fiildeki mış sesinin İngilizce'deki karşılığı fiilin üçüncü halidir. D sesi İngilizce'de fiilin ikinci halidir. Mış veya D sesini duymadığınız her yer fiilin birinci halidir. Yani konuşmuş fiilin üçüncü halidir. Konuştu fiilin ikinci halidir. Konuşur fiilin birinci halidir. Mevzu bu kadar orada basit bir düzeyde kendi göstermekte. Ben de madem ki mış sesi az önce de zikrettiğim üzere fiilin üçüncü halinin kullanımını gerektiriyor ise konuşmak fiilinin üçüncü hali spoken'dır kıymetli arkadaşlarım. Ben de tam koydum, rahatlamışım diye kendi kendimi burada avuturken İngilizcenin tokadını yiyorum. İngilizce diyor ki fiillerin üçüncü halleri yani senin şu anda yazdığın spoken, speak, spoke, spoken fiillerin üçüncü halleri tek başlarına kullanılmaz. Bana diyor ki ya have has yardımcı fiille kullanacaksın diyor ya da had yardımcı fiille kullanacaksın diye söylüyor. Have has fiilin üçüncü hali Türkçe'de mış mış muş muş sesini verir. Had ve fiilin üçüncü hali mıştı mişti muştu müştü sesini verir. Burada muştu diye bir ses olmadığı için mecburen zaten hep'in kendisini kullanmak zorundayım. Bu da zaten yukarıda da az önce anlattığım İngilizce'de ikinci yardımcı fiil olarak kullanılma küstahlığına sahip olan tek yardımcı fiil have'dir'in fersah fersah tekrardan burada özelliğini sundu, garantisini sundu. Have gene pozisyon alabiliyor ikinci yardımcı fiil olarak. Have'i kafama göre mi koydum? Hayır, have mış sesi İngilizce'nin benden talep ettiği have ve fiilin üçüncü halini kullanmanın öngörüsü olması münasebetiyle buraya eklemek zorunda kaldım. I will have spoken ve cümlenin en sonu toplantı ifadesinde at the meeting. Kıymetli arkadaşlarım, bakın lütfen. Bakın bu cümlenin sonu da toplantı konuşmuş olacağım cümlesinin sonu da olacağımla bitiyor. Toplantı olacağım cümlesinin sonu da olacağımla bitiyor.
Neden ben yukarıdaki cümlede bilgi kullanıyorum da aşağıda şu anda I will have spoken cümlesinde be'nin kendisini kullanmıyorum? Be olmak demek değildir. Oradaki be'yi kullanmamdaki tek sebep toplantı kelimesinde fiil olmadığının ispatıdır o. Aşağıda ise bilgi kullanmamamdaki sebep olmak kelimesinin sol tarafında konuşmakta fiil olmasından dolayı. Çünkü fiil yoksa be'nin açılımlarını kullanıyor İngilizce. Fiil varsa be'nin açılımlarını kullanamazsın. Be veya be'nin açılımlarını kullanamazsın diye söylüyor. Ben bir tane daha örnek alacağım kıymetli arkadaşlarım. Ondan sonra yavaş yavaş bitireceğim. Toplantıda konuşuyor olacağım şeklinde şimdi bir cümleyle almaya çalışacağım. Bu cümleyi oluşturalım. Geleceğim gene. Olduğu için zaten birazdan görmezden gelmem gerektiğini. Bunu niçin söyledim? Çünkü yüklemde ol varsa biz fiil var mı yok mu sorgulamasını oraya yapamıyormuşuz. O görmezden geliniyor. Ben de o vakit cümlemi alırken düz cümle olması hasebiyle özlemle startımı verdim. Ecek acak sesiyle de ilerliyorum. I was şeklinde aldım. Geldim sağdan sola mefhumuyla görmezden geliyorum. Ve onu görmezden geldikten sonra sol tarafındaki kelime fiil var mı yok mu diye soru soruyorum. Burada hem fiil var bir de yetmiyormuş gibi aynı zamanda kıymetli arkadaşlarım burada your sesi varmış. Bu hem fiil hem de your sesi. Bu da beni 3 numaralı öykümü sevk eder. Fiil artı your sesi varsa be'nin açılımları yine devreye girecek diyor. Be veya be'nin açılımlarından birini kullanacaksın diyor. Mevcut olan fiil de ing'li. Maalesef şunu canım ülkemde gördüm ve 40 bin üzerinde öğrenci mezun etmiş olmam 23. yılıma giriyorum eğitimcilik aşamında. Görmem münasebetiyle beni de çok fazla üzüyor. Şu your ekinin bir karşılığı ing demek değildi. Bundan bir an önce vazgeçin lütfen. Ne ing your demektir ne de your ing anlamına gelir. Your'un, Türkçedeki your ekinin İngilizce'deki karşılığı be veya be'nin açılımlarından birini kullanıp fiilinize ing eki koyduğunuz zaman Türkçedeki your anlamını elde etmiş olursunuz. Bu yüzden bundan vazgeçin. ING your demek değildir. Be'nin açılımlarından biri ya da be'nin kendisiyle kullanılan ING ki your anlamına gelir. Bu çok kıymetlidir. Umarım zihinlerinizde bu şekilde yer edinecektir. Geldim ben de. Madem ki hatta şunu bir daha gösterelim şöyle. Alayım ben burada. Yüklemde fiil artı your eki varsa. Olmak zaten görmezden geldiğim için artık benim yüklemim konuşuyor. Çünkü sol tarafındaki kelime fiil var mı yok mu diye soru sorduğum için. Be'nin açılımlarından birini kullanacaksın diye söylüyor. Be'nin açılımları neler? Am'dir. Be'nin açılımı nedir? Be'nin açılımı was'dir. Be'nin açılımı nedir? Be'nin açılımı had been'dir. Be'nin açılımı nedir? Be'nin açılımı had been'dir. Ya da İngilizce diyor ki be'nin kendisini kullanacaksın. Konuşmak. Konuşmak zaten o fiil. Her harikarda ING'yi alacak. İngilizce bununla ilgilenmiyor ki. Buradaki ING'de ilgilenmiyor. İngilizce diyor ki bu zaten sabit diyor paşam. ING kalacak diyor zaten orada. Sen o ING'nin yani fiile koymuş olduğunu ING'nin sol tarafında hangi be'nin açılımını kullanacaksın diyor. Benim için önemli olan şey budur diyor İngilizce. Ben de diyorum ki bu hatayı az önce yaptım. Am'i was'ı falan kullanmaya çalıştım. Ama anladım ki will burada yardımcı fiil ve yardımcı fiil olduğu zaman İngilizce'de ikinci yardımcı fiil olarak kullanılmak küstahlığına sahip olan tek yardımcı fiile have been olduğunu hatırladım. O yüzden am'i, was'ı, had been'i, diğer been'in açılımını cümlede kullanamıyorum. İki yardımcı fiil aynı cümlede kullanılamaz. Rasyonelliğidir bu. Ya have been'i kullanacaksın İngilizce ya da been'in kendisini kullanacaksın diye söylüyor. Have been için bir şey vardı, şartı vardı. Emare sunmam gerekiyordu bir şekilde. For veya since emareleri. Dırdil veya denberi gibi sesler. Toplantıda konuşuyor olacağımın içinde dırdil veya denberi gibi sesler yok. Olmaması hasebiyle kıymetli arkadaşlarım İngilizce o zaman diyor ki be'nin kendisi burada sabit kalacak. Neden be'yi kullandım? Ondan dolayı değil. Be'yi kullanmamdaki sebep bakın açıklamaya. Diyor ki fiil artı your eki varsa evet konuşmak bir fiildir bir de your eki var. O zaman diyor ki be'nin açılımlarından birini kullanacaksın diyor. Be'nin açılımlarını denedim hepsini. Ama iki yardımcı fiil aynı cümle içinde kullanılamayacağı için cümlede vazgeçmek zorunda kaldım. Be'nin açılımlarını atmak zorunda kaldım. Ya da İngilizce diyor ki be'nin açılımlarını kullanamıyorsam be'nin kendisini kullandım ve mevcut olan fiilini ing'ini kullanacaksın. Cümleyi bu şekilde bitireceğiz diye söylüyor. Be olmazsa bu cümlede cümle mınlardır.
cümle tamamen bozuk bir cümledir. Çünkü ing your demek değildir. Be veya be'nin açılımlarından biri artı ing your anlamına gelir. Bu da çok önemli bir not olarak kalsın. Çok değerli arkadaşlarım, umarım bu tarz videoları yapmaya devam ederim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulaklarınıza sağlık olsun. Takıldığınız yerleri tekrar tekrar sizlerden rica ediyorum. Videoya tekrardan geri dönün. O bölgeyi tekrardan yapın. Bir büyük bir size tavsiyeyle. Yani lütfen çalışma kağıtları, defter, kaleminizle çalışmaya çalışın bunları. Notlarınızı öyle almaya çalışın. Bakın bu dersin bile, şurada gösterdim yaklaşık olarak kaç bilmem, yarım saat belki de sürmüştür de sürmemiştir. Bu ders bile çakranızı açmaya fazlasıyla yeterlidir. Kendinize çok dikkat edin, seviliyorsunuz kıymetlerim. Görüşmek üzere, sağ olun.